Ergün Diler. Yeni Maşa Belli. Tarihin içinden geçerken ne olup bittiğini anlamak inanın kolay değil. Bir de olaylara bakış tarzımız gerçekleri yakalamada zorluk çıkarmakta. Türkiye gibi içinde eski masaları barındıran ülkelerde operasyonları fark etmek hiç kolay değildir. Mesela tutuklanan biri var. Önemli bir isim. Eline silah almışlığı yok ama Türkiye'nin kaderini çizen patronluğunu yapan ekibin içinden. Bizler bunu bilmeyiz ama bu ekip yıllarca Türkiye'de kimin ne olacağına karar verdi. Şimdi karşılarında başka bir masa var. Güç yer değiştirdi. Eski masa zorda. İnşallah günü geldiğinde daha açık yazarız. Şu anda yazma şansımız olmadığı için bütün dengeleri Amerika-İngiltere üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Sonuçta etrafımızda sorun olan ve sınırlarımıza kasteden Amerika'nın içeride adamlarının olmadığını düşünmek hayal kurmak olur. Hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz ilişkiler vardır ve bunlar muhtemelen hiç ama hiç bilinmeyecek. Neyse. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Pentagon Obama dönemindeki 8 yıllık bekleme süresini Trump'la birlikte bitirdi. Trump göreve geleli 9 ay oldu ama aldığı yol hiç de az değil. 36 ayda bitmesi planlanan operasyonları tamamladılar. Trump'ın kampanya sloganı olan büyük Amerika'nın gerçekleşmesi için iki önemli adımın Pentagon tarafından atılması gerekiyordu. Öncelikli olarak Afganistan'ın %100 Amerikan sistemi içinde yer alması şarttı. Trump'la birlikte sadece 9 ayda Afganistan'ın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Çok başarılı adımlarla. Afganistan'a artık Amerikan toprakları diyebilirsiniz. En azından Amerika'nın izni olmadan Afganistan'la ilgili hiçbir plan yapılamaz. Bu net. Afganistan elbette bizi de dünyayı da ilgilendiren operasyon. Ama Pentagon'un ikinci adımı sınırlarımızla ilgili. Pentagon'a göre Orta Doğu'da dengeler değişmeli ve Irak'la Suriye Amerikan toprağı olmalıydı. Türkiye ile daha fazla yol alamayacağını gören Trump ve ekibi bunun için çin start verdi. Bizi ortak olarak değil de müstemleke gibi gördükleri için adı ortaklık olan organizasyonun bitmesi gerekiyordu. Bitti de. Pentagon ilk seçenek olarak Türk ordusunun operasyonel gücünü zayıflatmak istemekte. Trump döneminde YPG ve DH Pentagon'un sınır birlikleri oldu. Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında tek bir güç olmalıydı. Bunun için Barzani'nin ipinin çekilmesi gerekiyordu. Barzani'ye referandum için gizli desteğini veren Pentagon, asıl hedefini seçim sonrasına saklıyordu. Barzani, Amerika'nın oyununu anlamadığı için bağımsızlık referandumunu kurtuluş sandı. Aslında Barzani ailesinin çökmesi için atılan bir adımdı. Barzani artık yok hükmünde. Bir gecede bitirdiler yani. Peki Barzani gidiyorsa yerine kim gelecekti? Geçen gün bu konuya biraz girdim. Bence yerine gelecek isim tekrar terörist başı Öcalan. Pentagon'un yürümek istediği isim bu. Belki de son kez kullanmak isteyecekler. Planları tamamen Kenya'dan alıp bize verdikleri öç alan üzerinden. Zaten o günde bunu söylemişlerdi. Birkaç gündür Rakkan'ın DAŞ'tan temizlendiğini ve YPG'ye verildiğini konuşuyoruz. Savaş olmadı ki temizlik olsun. YPG'ye verilmesi gerekiyordu, verildi. Bu kadar oyuncu YPG çünkü. Rakka'da Abdullah Öcalan posterleri asıldı. Posterleri hazırlayan ve asan Amerikan birlikleriydi. Haftalardır gizli bölmelerde tutulan posterleri YPG bile asıldığı an gördü. Aynı günlerde Fransa, Hollanda, Almanya yanında birçok kentinde Abdullah Öcalan posterleri göreceye çıktı. 7 gün boyunca her gün Twitter'da Free Öcalan, Free Kurdistan gibi hashtag'ler trend topic yapıldı. Pentagon bunun niye yapıyordu? Üzerinde durulması gereken bu. Türkiye yıllardır Barzani ile yakınlık ve dostluk içindeydi. Barzani'nin referandum kararından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı aşiretlerin ayaklanması ortalığı karıştırması gerekiyordu. Bu olmadı, yapılmadı. Bunun üzerine yedekte bekleyen oyuncu sahaya indirildi. Posterler buydu. Barzani'nin referandumuyla birlikte Türkiye'de özellikle Diyarbakır'da çok büyük ayaklanmalar planlanıyordu. Belki Barzani referandum gecesi tuzağa düşürüldüğünü anladı ve Türkiye'deki aşiretlere sakın Amerika'nın planına alet olmayın ve evinizden çıkmayın diye mesaj gönderdi. Bilmiyoruz ama Pentagon buna inanmakta. Bunları ben değil yabancılar söylüyor. İçeride gerginlik isteyenler, gerginlikten fayda umanlar bir gözüyle Amerika'ya bakmaya devam ediyor mu? Elbette ediyor. Pentagon bu doğrultuda Öcalan'ın Doğu ve Güneydoğu'daki gücünü kullanarak yeni bir karışıklık başlatmak isteyecek. Amerika zaten YPG'de barzani değil, Öcalan güçlüdür mesajlarını veriyor. Saklamıyor, DAEŞ'i yenen kahraman bir ordu herkes için gurur kaynağı, oyunu böyle kurdular. YPG'yi savaşmadan kahraman ilan ettiler.'' Şimdi çekim merkezi. Öcalan üzerinden gidecekler. YPG'yi ve kuzeyleri birleştirmek için ondan faydalanacaklar. Kürtler arasında değer taşır hale getirecekler. Posterleri gördünüz. Avrupa ülkelerinde de Öcalan'ın büyük destek bulacağı programlar ve konferanslar organize edilecek. Hatta bazı kent meydanlarında Öcalana özgürlük yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda fitili ateşlenen vize operasyonlarının birçok AB ülkesine yayılması sağlanacak. Bu Türkiye'de siyasal iktidarın elini zayıflatmak için yapılacak Planları bu. Asıl Avrupa'nın bize ihtiyacı var. Bu ayrı konu. Ama Pentagon'un kafası böyle. Beyaz Saray, daha doğrusu Pentagon asıl hamleyi para üzerinden yapmaya çalışıyor. Türkiye'yi ekonomik kıskaca almaya çalışan oluşum, pek çok Avrupa ülkesinin tıpkı vizede olduğu gibi ticarette de kısıtlama içinde olmasını talep ediyor. Türkiye'nin ticaretinin %50'sinden fazlasını yaptığı Avrupa'nın ekonomik kumpasta yer alması istenmekte neden. Ankara'ya ağır darbe indirmek için amaçları 2018'de bu planı hayata geçirerek Erdoğan'ı ve Türkiye'yi zora düşürmek. Dolayısıyla kontrol edilen Türkiye'yi geri getirmek. Türkiye'de halkın da tepki göstereceği bir iktidar için hazırlıklarını yapıyorlar. Avrupa'daki hangi ülkenin hangi konularda ticari barikat yapacağı bile planlandı ve muhataplarına iletildi. Tutar mı tutmaz mı yaparlar mı yapamazlar mı göreceğiz. Bu kararların alınacağı tarihler bile belirlendi. Hepsi birbirini izleyecek. Kısacası Türkiye dışarıdan ekonomik olarak kuşatılmak istenecek ve ardından da besledikleri YPG ile sınırlarımıza dayanacaklar. Planlarının özü bu. Rızasar Sarraf davası ve oradan çıkaracakları kendilerini bağlayacak olan kararlar da hesaba dahil. YPG de günü geldiğinde nasıl davranacağını biliyor. Etrafımızda bunlar var. Bunu bilerek yaşayacağız ve evvelallah hepsinin üstesinden de geleceğiz. Yine de bilmemiz gerekiyor bunları. YPG'li teröristler aylardır sanal ortamda Türkiye ile savaşmakta özel savaş programlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da tek güç olmak için Türkiye ile birlikte hareket etmek zorundaydı. Bu ortaklık bitti. Şimdi kendi yazdıkları senaryolarla kapımıza gelecekler. Bizi içeride meşgul edip sınır ötesinden gelmeye çalışacaklar o an için uğraşmaktalar. Terörist başı Öcalan'la bu planı hayata geçirmeye çalışacaklar. FETÖ ile yapamadıklarını YPG ile yapacaklar akıllarınca. Olmayacak duaya burada da amin diyen çok. Düne kadar bilmediğimiz için yanılıyorduk. Bilelim ve devletimizin yanında olalım. Bunun partisi milletvekili ismi şehri olmaz. Buralar ya bizim ya bizim. Bunu doğrudan anlatmak zorunda kalabiliriz bilelim. Not, Türkiye artık doğuyu, uzak doğuyu keşfetti. Avrupa ile vuracakları darbe, alacakları sonuç yok. Anlayacaklar bunu da. Ergündiler, takvim.